Merhaba arkadaşlar, Mersin Üniversitesi Erdem Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu'nun BST 117 kodlu web tasarım 1 dersinin 15. haftasına başlıyoruz. Geçen dersimizde JavaScript ile ilgili temel bilgileri vermiştik. JavaScript nedir? JavaScript kullanımı, ekrana yazdırma, yazım kuralları, yorumlar, değişkenler ve operatörler hakkında geçen dersimizde bilgileri vermiştik arkadaşlar. Bu dersimizde JavaScript veri türlerinden bahsedeceğiz. JavaScript'teki standart fonksiyonlar, nesneler, faaliyet alanı, olaylar, metinsel işlemler, sayısal işlemler, tarih saat, tarih formatları, tarih fonksiyonları konularından bahsedeceğiz arkadaşlar. Tabii böyle bitmiyor. Daha konular var fakat bizim haftaya artık final sınavları olduğu için burada kesmiş olacağız. Bir de sürpriz yumurtamız var. Sürpriz yumurta dediğimizde bir uygulama yapacağız arkadaşlar hep birlikte. Şimdi JavaScript veri türleri nelerdir? Aslında bunu geçen dersimizde bahsettik. Genelde metin ve veri türleri vardır dedik. Tabii bunun yanında mantıksal veri türü, dizi veri türü ve nesne veri türü olmak üzere yine bütün programlama dillerinde olduğu gibi JavaScript'te de bu veri türleri var arkadaşlar. JavaScript özellikle nesne tabanlı bir programlama yapısına sahip olduğu için nesne türü oluşturmamız bizim de mümkün arkadaşlar. Şimdi JavaScript'te fonksiyonlar, yeni bir fonksiyon nasıl oluşturulur? Temel olarak JavaScript'i söylediğimiz gibi arkadaşlar C dili üzerine kurulu olduğu için C'deki veya C++'daki, C#'daki yapının aynısını kullanıyoruz. Burada da function dedikten sonra bir fonksiyon ismi veriyoruz. Eğer parametre kullanacaksak parametrelerimizi veriyoruz. Daha sonra fonksiyon kodlarını süslü parantez içerisinde yazdıktan sonra süslü parantezi kapatıp fonksiyonumuzu oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Ve istediğimiz bir yerden de bu fonksiyonu çağırabiliyoruz. Nasıl çağırıyoruz? İşte burada uyarı diye bir fonksiyon oluşturduğumuzu varsayarsanız uyarı diyerek bunu bir butona, buton olayına, bir nesne olayına atayarak çağırabiliyorsunuz arkadaşlar. Parametresini de eğer mecbur ise parametresini de vermeniz gerekiyor. Peki değer döndüren fonksiyonlar nasıl olur? Değer döndüren fonksiyonlarda arkadaşlar yine return ifadesiyle fonksiyonun sonunda döndürmek istediğimiz değeri döndürebiliyoruz. Tabi burada sadece toplamayla ilgili bir fonksiyon oluşturulmuş. Siz herhangi bir fonksiyonun içerisinde bir sürü kod yazabilirsiniz ve en son geri dönmesini istediğiniz değeri return ile döndürebilirsiniz arkadaşlar. Tabii geri dönen bir fonksiyonda, değer geri döndüren bir fonksiyonda arkadaşlar mutlaka dönen değeri bir değişkene veya bir ekran mesajı olarak verdirmeniz gerekiyor. Yani işlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir önceki fonksiyonumuzda burada bir geri değer döndürmediği için doğrudan doğruya bu fonksiyonu kullanabiliyorduk. Fakat biz bir değer döndüreceksek bunu bir değişkene atamak zorundayız. Veya dediğim gibi doğrudan doğruya ekrana yazdırma komutlarıyla da dönen değeri işlememiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, JavaScript'te nesneler. Nesneler dediğim gibi biraz önce nesne tabanlı bir programlama olduğu için arkadaşlar JavaScript nesne oluşturabiliyoruz dedi. Basitçe bir nesne oluşturmak istediğimizde var dedikten sonra değişken oluşturur gibi tanımlama yapıyoruz. Eşittirden sonra arkadaşlar küme parantezi içerisine bu nesnenin özelliklerini yazabiliyoruz. İşte burada bir araba nesnesi oluşturduğumuz zaman marka özelliği tırnak içerisinde değerini yazıyoruz. Daha doğrusu iki noktadan sonra değerini yazıyoruz. Virgülle istediğimiz kadar özellik ekleyebiliyoruz. Model iki nokta dedikten sonra modelini, renk iki nokta dedikten sonra rengini, fiyat dedikten sonra iki nokta koyduktan sonra parasal yani sayısal değerini de yazabiliriz arkadaşlar. Burada şöyle bir bilgi verelim. Sayısal değeri tırnak içerisinde yazmıyoruz. Tırnak içerisinde yazdığımız zaman bu metinsel bir bilgi olacaktır. Nesne özelliklerine erişim ihtiyacı duyduğumuz zaman da yani burada bir arabanın markasına veya modeline erişmek istediğimiz zaman iki türlü erişebiliyoruz. Birincisi nesne adını yazdıktan sonra nokta koyarak
o nesnenin özelliğini çağırabiliyoruz. Yani araba nokta dedikten sonra markayı, ikinci kullanım ise nesne adı dedikten sonra köşeli parantez içerisinde bir dizi gibi düşünerek arkadaşlar özelliğin adını çağırabiliyoruz. Evet, nesnelerle ilgili arkadaşlar tanımlamayı istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Nesne içerisine istediğiniz kadar özellik yazabilirsiniz. Ve o özelliği de dediğim gibi programın istediğiniz bölgesinden iki türlü çağırmanız mümkün. Peki, JavaScript faaliyet alanı. Faaliyet alanı kavramı nedir arkadaşlar? JavaScript ile tanımlanmış fonksiyon ve nesneler değişken olarak tanımlanır ve bunlar arkadaşlar JavaScript'in faaliyet alanı dediğimiz kavram nerede tanımlandıysa ona göre kullanımı var. Örneğin bir değişkeni, nesneyi, fonksiyonların kullanım alanı içindedir arkadaşlar. JavaScript ile oluşturduğunuz fonksiyonların faaliyet alanı vardır. Bununla ilgili şöyle söyleyelim. Açıklamak istediğimiz şey şu. Siz şurada mesela bu nesneyi, tanımladığınız nesneyi arkadaşlar eğer bir fonksiyon içerisinde tanımlamışsanız bu bir yerel değişkendir ve faaliyet alanı yerel değişkenin yani fonksiyonun içidir. Ama genel bir tanımlama yaptıysanız o zaman bu nesneye erişim veya faaliyet alanı o sayfanın yani HTML sayfasının her yeridir arkadaşlar. Yani erişebildiği her yerdir. Tanımlamayı burada faaliyet alanı kavramı dediğimiz olay bu. Nesneyi veya değişkeni siz bir fonksiyon içerisinde tanımlıyorsanız sadece o fonksiyon içerisinden erişebilirsiniz. Eğer fonksiyon dışında bir tanımlama yaptıysanız bu sefer istediğiniz her bölgeden erişiminiz mümkündür. Tabii kullanım yani nesne tabanlı programlama ya da programlama temellerinin genel kavramlarından birisidir. Bir değişkeni hangi bölgede kullanacaksanız sadece orası için tanımlamanızdır. Yani bir fonksiyon içerisinde kullanacağınız değişkeni genel tanımlayıp belleği boşuna meşgul etmek doğru değil. Bir de belleğin meşguliyeti haricinde arkadaşlar bir fonksiyon içerisinde tanımladığınız değişkendeki değere sayfanın her yerinden erişilmesi demek bu veriyi başkalarının da farklı amaçlarla okuyabileceği anlamına gelir. Yerel değişkenler kavramı burada anlatmaya çalıştığımız fonksiyon içinde oluşturulan değişkenlere yerel değişken deniyor. Yerel değişkenlere faaliyet alanı içerisinde erişilir. Yani o fonksiyon içerisinde erişilir. Yerel değişkenler sadece fonksiyon içinde tanımlanırlar. Aynı ada sahip değişkenler farklı fonksiyonlarda da tanımlanır arkadaşlar. Yani siz istediğiniz kadar fonksiyonun içerisine A değişkenini tek tek tanımlayabilirsiniz. Ve her değişken içerisindeki A'nın değeri kendi fonksiyonu içerisindeki değeri olacaktır. Genel fonksiyonlar ise fonksiyonların dışında oluşturulan tüm değişkenlerdir. Genel değişkenlerin faaliyet alanı web sayfasıdır. Yani o sayfanın içerisinde kullanılır. Burada bir dipnot var arkadaşlar. Eğer web sayfasındaki tüm kod ve fonksiyonlardan erişilebilen bu değişken veya nesneyi siz yeni bir sayfa açtıysanız o sayfadan da erişebiliyorsunuz. Yani bulunduğu sayfadan bir başka sayfayı açıyorsanız bu değişkeni kullanarak o sayfadan da erişebiliyorsunuz. Yani özellikle söylemek istediğiniz şey kullanıcıdan bir veri almak istediğinizde bir iletişim formu oluşturduğunuzda burada iletişim formundaki değişkenleri gönderdiğiniz, yönlendirdiğiniz sayfadan da eriştiğiniz gibi JavaScript değişkenlerine ve nesnelerine de erişmiş oluyorsunuz. JavaScript ile değişken oluşturmadan değişkene değer atanırsa arkadaşlar buna da genel değişken deniliyor. Yani var demeden direkt A eşittir 5 gibi bir değişken tanımlaması yaptığınız zaman bu değişken genel global değişken olmuş oluyor. Değişken yaşam süresinden bahsedelim. Değişken yaşam süresi de JavaScript değişkeninin yaşam süresi oluşturulduğunda başlıyor. Yerel değişkenler fonksiyon işlemini tamamladığında siliniyor. Yaşam süresi bitiyor ve siliniyor bellekten.
Genel değişkenlerin yaşam süresi ise web sayfası kapatıldığında bitiyor. Biraz önce söylediğimiz ifade, kapatılan sayfadan yeni bir pencere açılmışsa değişkenin yaşam süresi açılan pencerelerin de kapanmasıyla bitiyor. Yani siz bir değişken kullanarak yeni bir sayfa açtıysanız, bu sayfadan başka bir sayfayı açtıysanız, o sayfa da kapatılana kadar o değişkenin yaşam süresi devam ediyor arkadaşlar. JavaScript'te olaylar nedir? HTML üzerinde oluşan her bir eylem bir olaydır. Örneğin işte klikleme olayı, üzerine farenin gelmesi olayını, klavyeden bir tuşa basma olayı gibi. JavaScript HTML nesneleri üzerinde oluşan olay sonucunda işlem yapabilirsiniz. Yani JavaScript'te işlem yaptırabilirsiniz arkadaşlar. HTML olayları nelerdir? Tarayıcı veya kullanıcının yaptığı eylemlerdir. İşte web sayfasının yüklenmesi, onluğa, veri giriş alanının değişmesi, bir text box'ın içerisinde verinin değişmesi, bir butona tıklanması gibi çoğaltabileceğiniz olaylar var. Oluşan HTML olayı sonucunda bir şeyler yapmak JavaScript'te mümkün. JavaScript HTML olayı gerçekleştiğinde işlem yapmamızı sağlar. HTML her olay için olay özelliğine JavaScript kodu yazmamıza da imkan verir. Yani 10 klik için 10 mouse over, bir nesnenin üzerindeki her olay için ayrı ayrı fonksiyonlar tanımlamamız mümkün arkadaşlar. Burada bazı HTML olaylarından bahsedilmiş. Bunu tabii daha geniş olarak internette araştırabilirsiniz. On change, işte bir HTML öğesi değiştiğinde, bir işte text box'ın içine bir veri yazıldığında veya bir seçeneğin seçildiğinde gibi. On change durumu. On click tıklandığında adından anlaşılacağı gibi fareyle tıklandığında. On mouse over fare üzerine geldiğinde. On mouse out fare üzerinden gittiğinde. Yani özellikle bir işte resmin üzerine geldiğinde artı işaretinin çıkıp nesnenin büyümesi. On mouse over'la farenin tekrar bu nesnenin üzerinden gittiğinde on mouse out denildiğinde normale dönmesi olayları bu iki olaya yazılıyor arkadaşlar. On keydown kullanıcı klavye tuşuna bastığında. On load ise sayfa yüklendiğinde, yani yüklemeyi bitirdiğinde daha doğrusu olayı oluyor. HTML'de bu olayların haricinde dediğim gibi birçok olay daha var. Bunları da yine araştırıp geniş bir kullanıma sahip olduğunu öğrenebilirsiniz arkadaşlar. JavaScript olay tutucu nedir? Öncelikle JavaScript olayları tarayıcı eylemlerini ve kullanıcı veri girişini kontrol etmek, onaylamak için kullanılabilir. Sayfa yüklendiğinde yapılması gereken işlemler gibi, sayfa kapatıldığında yapılması gereken işlemler gibi. Yani şurada mesela onload dedik, onclose da var. Bu olayları istediğiniz kadar dediğim gibi aklınıza gelen bir şunu yap, şu olduğunda ne yapabilirimi düşündüğünüzde onunla ilgili olayları araştırabilirsiniz. HTML nesnesine tıklandığında yapılması gereken işlemleri programlayabilirsiniz. Kullanıcının girdiği veriyi doğrulamak için yapılması gereken işlemler. Özellikle işte mesela adı soyadı bilgisi istediğiniz zaman bir harfle geçilmemesini sağlamanız gerekir. Türkçe bir bilgi istiyorsanız Türkiye'de en kısa isim 3 harflidir. Can, Ali gibi. Soy isim istiyorsanız da en kısa soy isim 2 harflidir arkadaşlar. Al, Ak gibi. Yani şimdi bir kullanıcıdan kullanıcı adı ve şifre kullanıcı adı soyadı istiyorsanız kullanıcının adının soyadını isim kısmına en az 3 karakter girdiğinden soy isim kısmına da en az 2 karakter girdiğinden emin olmanız lazım. Bunu kullanıcının girdiği veriyi doğrulamak için yapabilirsiniz. Fonksiyon oluşturabilirsiniz. Ve daha fazlası için de yine olay tutucu dediğimiz kullanılabilir. Yani bir nesneye arkadaşlar girilen her bir verinin sayısını, boyutunu öğrenip bu boyuta göre de veya işte en çok sorulan sorulardan birisi askerliğini yapıp yapmadığıyla ilgili soruyu nasıl sorarız? Öncelikle erkeğin cinsiyetin erkek olduğunu,
yaşının da 20 ve üzerinde olduğunu bilmeniz lazım ki ona askerlik sorusu sormanız lazım. Kullanıcı adı soyadını giriyor işte Ayşe Al. Cinsiyetini seçiyor kadın. Diyorsun yaşını seçiyor işte 16. Siz diyorsunuz ki askerlik yaptınız mı? Böyle bir fonksiyon tabii ki doğru değil. Bilgi girişinde işte bunları kontrol etme amacıyla arkadaşlar JavaScript kodlarını kullanabilirsiniz. JavaScript'te metinsel işlemler. Şimdi artık işlemlere, fonksiyonlara, özel fonksiyonlara başlıyoruz. Metinsel işlemlerle ilgili özel karakter kullanmadan bahsedelim arkadaşlar. Eğer şimdi JavaScript program yazarken tek tırnak, çift tırnak biliyorsunuz ki metin girişinde kullanılır. Siz Antalya'nın ayrımını yapmak için Antalya tire'nin ya da şey üstten kesmenin diyebilmek için arkadaşlar bu tek tırnağı kullanabilmek için eğik çizgi, sola eğik çizgiyi önüne getirmeniz lazım. Burada bir boşluk kullanmamanız lazım. Bitişik yazmanız lazım. Aynı şekilde çift tırnak koyabilmeniz için de işte Ankara başkent gibi bir ifade verebilmek için de başkenti çift tırnak içine alabilmek için arkadaşlar yine her bir tırnağın başına sola eğik çizgi getirmeniz lazım. Ters eğik çizgi çıksın istiyorsanız da o zaman iki tane ters eğik çizgiyi yine bitişik olarak yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu bir de geçen dersimizde söylemiştik. Artı işareti metinsel ifadelerde birleştirme yapar. Onu da yine biliyoruz. Metinsel işlem olarak geçiyor arkadaşlar. Bir metnin uzunluğunu öğrenmek için length özelliğini kullanabiliyoruz. İşte bir değişken tanımladığımızda o değişkeni eğer metin olarak tanımladığımız çift tırnakla tanımlamışsak o bir metin olduğunu JavaScript biliyor. O değişkene nokta dedikten sonra özellikler çıkacaktır. Burada length özelliğini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Metin uzunluğunu öğrenebiliyoruz arkadaşlar. Metnin içinde arama için index of ifadesi birinci kullanılan index of'tur. Index of aranan metnin ilk karakter değerini döndürür. Yani burada mesela örneğimizde işte metin eşittir H savaş dinç dediğimizde alert ile bir uyarı ekranı çıkarttığımızda arkadaşlar metin.index of savaş ifadesini arıyoruz. Burada 0, 1, 2, 3 değerini ekranda göreceğiz. Yani index of aranan değerin ilk bulunduğu yerin pozisyonunu bize verecek. 3 değerini bize verecek. Bunu aldıktan sonra hocam benim ne işime yarar 3 değeri? Bunun anlamı şudur. Bu aranan metin aradığınız metnin içinde var demek. Bir de less index of var. Yani sondan arama var. Bu da arkadaşlar fonksiyonu aranan değerin son bulunduğu yerin pozisyonunu bize döndürüyor. O da işte aynı şekilde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 değerini bize döndürecektir arkadaşlar. Son harfin, aranan değerin son harfini döndürecek. Tabii tek bir karakter arıyorsanız, mesela A harfini arıyorsanız sadece A, 0, 1, 2, 3, 4.'yü değil, 5, 6. A'yı yani 6 değerini bize döndürecektir. Eğer aranan değer bulunmazsa index of ve less index of fonksiyonları eksi 1 değerini döndürür. İşte biraz önce söylediğimiz gibi eğer metin pardon bu index of veya less index of bir değer döndürüyorsa aradığınız metin değer var demektir. Aradığınız bir nesne var demektir. Yoksa eksi bir değerini döndürür. Niye sıfır değil? Yani niye sıfır döndürmez arkadaşlar? Hocam olmayan şeyler için sıfır döner. Mesela birçok olayda sıfır döner. Burada niye sıfır dönmüyor da eksi bir değer dönüyor? Var mı arkadaşlardan cevap verebilecek olan? Şu ana kadar gelmedi. Şöyle söyleyelim hani İngiliz
İngiliz sisteminde sayı sistemi sıfırdan başladığı için arkadaşlar bu da bir dizi olarak algılanıyor. Ve biraz önce de zaten ders esnasında saydığım gibi H harfi sıfırıncı değerdir. Sıfırıncı nesnedir. Nokta birdir. Boşluk ikidir. S üçtür. Yani sıfırdan başlar sayma sayıları. O yüzden arkadaşlar sıfır değeri döndürürse ilk değermiş gibi değer bulundu anlamına gelir arkadaşlar. İlk değer hemen aradığın değer ilk nesne olarak bulundu demektir. O yüzden eksi bir değeri dönecektir. Evet, metin parçalama. Tabii aradığımızı bulduk hocam da. Ne yapacağız? İşte metnin arasından çıkartma, parçalama işlemleri yapabilirsiniz. Bunun içinde slice, subsplit ve subctr diye üç tane fonksiyon var. Slice, metnin başlangıcı ve bitişini belirterek aradan parça çekmenizi sağlar. Substring ise başlangıç ve bitişini belirtiyorsunuz. Bitiş zorunlu, ikisinde de zorunlu değil. Yine aradan metin çeker arkadaşlar substring. Ve subctr de başlangıçla uzunluk vererek yine aradan bir değer çıkartmayı, metin çıkartmayı sağlarsınız. Eğer uzunluk değerini yanlış hatırlamıyorsam vermezseniz yine başlangıç ifadesinden sonuna kadar bize geri döndürme işlemini yapacak arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir ara verelim. 11.30'da arkadaşlar tekrar dersimize başlayalım.